Ertuğrul Ökten 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden lisans derecesini aldı ve 1996 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Halil İnalcık yönetiminde hazırladığı Ottoman Society and State in the Light of the Fetvas of İbn Kemal başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2007 yılında Chicago Üniversitesi'nden Abdurrahman Cani üzerine hazırladığı teziyle doktor oldu. Doktor unvanı aldı. Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. Şu anda da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde ders vermektedir. Timurlular, İran ve Osmanlı tarihi, 15. yüzyıl kültür tarihi ve entelektüel tarihi konularında birçok önemli yayını vardır ve araştırmaları bu konularda devam etmektedir. Ertuğrul abi, buyurun. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Bu ortamda galiba ilk söylenmesi gereken şey hocanın ilmi ciddiyeti. Hocam da bunu zaten söyledi ama hem altını çizmek hem de belki biraz üzerine bir şeyler ilave etmek yerinde olabilir. Yani bir safta konuşursak ilmi ciddiyetten bahsetmek bence gerekli. Bazı insanlar ilmi seviyorlar. Kimisi buna ilim aşkı diyor, kimisi ilim sevgisi diyor. Hayatta da başka şeyleri pek o kadar sevmiyorlar gördüğüm kadarıyla. Yani hayatta en çok sevdiğiniz iki şey, üç şey olabilir. Bunlardan bir tanesi eşinizse diğeri eşiniz ve belki çocuğunuz olabilir. Geri kalan her şey de detay gibi geliyor bana. Hoca da galiba ilim hepsinden önce gidiyordu. Yani biraz özel sohbetlerde zaman zaman eşim şikayet ederdi. İşte televizyon seyrediyoruz, benim elimde metin okumaya devam ediyorum. Yahu bırak şunu şeklinde. Hayır, hiç kopmayan, o düşünce zincirinden hiç ayrılmayan bir yaklaşım. Bu işin nasıl yapıldığı kadar hayatta en önemli şeyler nasıl sıralanıyor, nasıl anlam kazanıyor, nasıl hayat buluyor, bununla da ilgili. Ve hocadan gördüğüm birçok şeyi, duyduğum birçok şeyi bu çerçevede bir yere oturtabiliyorum. Mesela asla idarecilik yapmadım, hiç idare görevi almadım dediğini hatırlıyorum. Çünkü idare görevi alırsanız ilimle uğraşamazsınız. İstediğiniz gibi uğraşamazsınız veya hocanın istediği gibi uğraşamazsınız. Peki ilimle nasıl uğraşılıyor? Birincisi ciddi olmak gerekiyor. Yani o zamanı, o emeği ve başka ne gerekiyorsa parayı vermek gerekiyor. Buna hazır olmak gerekiyor. Necdet Hocam bu çileyi çekecek insan pek bulunmaz diye hocadan alıntı yapınca evet ben bu sözü duymadım ama çok anlamlı geliyor. Ondan sonra zihin yapısı önemli. Analitik bir zihin gerekiyor. Sınıflandırmayı bilen ve analizi yaptıktan sonra yorum yapabilecek bir zihin gerekiyor. Bu insanları seçmeye çalışıyordum. Görebildiğim kadarıyla hem Bilkent'te hem de Bilkent öncesindeki öğrencilerin kimisiyle tanıştık, kimisinin eserlerini okumak mümkün oldu. Bunu önemsemiş, bunun üstünde durmuş. Yani ilim kumaşı diye bir şey var galiba. İlim kumaşı, ilim zihniyeti diye bir şey var. Ve bunu görüp bu malzemeyi kullanmak istiyor. Bu malzemeyi elde ettikten sonra da oraya ciddi yatırım yapıyor. Yeni tabirle. Bu ekonomiden gelen tabirler son zamanlarda biraz beni rahatsız etmeye başladı ama. Bu yatırım ne demek? Dil öğrenmek. Yani Necdet Hoca gibi bir uzmanı Bilkent'teki programa getirebilmek. Bilkent'teki programın nasıl dizayn edildiğine bakıyorum. Hocanın zaten ustalığı, üstatlığı
oluşmuş o zamana kadar tartışılmaz. Akşin Hoca gibi müthiş bilgili, müthiş araştırmacı ve gayet zeki ve işten kaçmayan bir insanı yanına partner olarak almak, ondan sonra da ne gerekiyorsa bunların hepsini hazırlamaya çalışmak. Ve Bilkent Tarih Programı özellikle başladığı zaman bu açıdan son derece iyi dizayn edilmiş bir programdı bence. Bunları niye söylediğimi biliyorsunuz, amaç reklam değil. Burada benzer kaygılarla hemen hemen hepiniz bulunuyorsunuz, başka yerlerde bulunuyorsunuz. Anlamlı olacağını düşünüyorum. Dil öğrenmek, dilsiz mümkün değil. Ve bu kaynak dilleri ve modern literatürün üretildiği genellikle batı dilleri. Hocanın biraz daha doğuya ilgisi olsa herhalde Çince, Japonca vesaire bunları da dahil ederdi. Yetiştirdiği insanları bu şekilde yetiştirmeye çalıştı. Ama şunu çok açıkça söylemiyoruz. Hoca bir yandan da galiba büyük problemlerin adamıydı. Aslında isterseniz eğer ilim sevginiz varsa veya ilim aşkınız varsa zaten hani küçük problemlerle de uğraşırsınız ama büyük sorular sormaktan çekinmezsiniz. Ve büyük soruların sizi taşıyacağı yerlere gitmekten de çekinmezsiniz. Kimsenin Bizans kaynağı okumadığı bir zamanda şimdi çok doğal geliyor. Hele bir de tercüme falan edildiler. Bu işler Bizans'ta nasıl oluyordu? Bu toprak sistemini Osmanlı nereden buldu sorusunu sorup aradaki sınırın, bilimsel sınırın, düşünsel sınırın çok büyük, duvarın çok yüksek olduğu bir zamanda hoca duvarın arkasına, öte tarafına bakmaya cesaret etmişti. Necdet Hocam İslam hukukundan bahsetti. Osmanlı kendi alanı, kendi virtüözite alanı hocam. İslam hukuku bilmeden olmaz. Sadece İslam hukuku değildi aslında. Türk tarihi bilmeden, Abbasi tarihi bilmeden ve İran tarihi bilmeden bir yere oturtamazsınız. Anlayamazsınız şeklinde koyduğunu çok net hatırlıyorum. Bu yönelimin ürünlerinden bir tanesi de burada şu anda karşınızda konuşan bu fakir, bendeniz. Eğer Timurlu tarihine yönelebildiysem, İran içlerine bakmayı tasavvur edebildiysem, bu hocanın çıkardığı yoldur. Ve öğrencilerinin büyük kısmı belki Osmanlı tarihinde kaldı ama etkisini alan herkes biraz geniş bakmak, büyük resim nasıldır bunu düşünmek, bu kaygısı vardır gibi geliyor bana. Bu nosyona kesinlikle yabancı değildir. Öğrenci yetiştirmek için çok şey yaptığını biliyorum. Öğrencinin neye ihtiyacı varsa onu tamamlamaya çalıştığını biliyorum. Tek tek ilgilenmek, evet. Kimisini yurt dışına göndermeye çalışmak, kimisinin dil öğrenmesini temin etmek, gerekiyorsa bunun için cebinden para vermek veya kurumla konuşup bunun olabilmesini sağlamak. Burada tabii Bilkent'in de hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Çok açık fikirli bir biçimde. Hocanın gitmek istediği yerleri görerek büyük ölçüde destek oldular. Bu konuda son zamanlarda yaşadığım bazı acılar var, etraftan duyduğum. Çok başarılı öğrenciler var. Ya YÖK'ün aldığı kararlar neticesinde ya da kurumun aldığı kararlar neticesinde çemberin dışına çıkmalarına izin verilmiyor. Aranızda karar alıcılar maalesef yok galiba. Yaş olarak pek öyle gözükmüyor. Keşke burada olsalardı. Yanlış yapıyorlar. İnsan potansiyeli, özellikle seçilmiş insan kaynağı bu şekilde kullanılmaz. Bu şekilde kullanacaksanız yazık edersiniz. Parantezi kapatalım, bu bir Halil Hoca anma hani. Ama tam da anmanız, yani tam da işte Halil Hoca niye farklı? İşte bundan farklı. Politikaya girmeyeceğiz değil mi?
Peki. Politikaya sokmayın doğru. Ama doğru. Yani yavaş yavaş duyulmasında fayda var. 60'larda Genelkurmay'dan mı devlet kademesinde bir yerden çağırdılar. Kürt meselesini ne yapalım? Her şeyden önce bir enstitü kurun. Karanlığa adım atılmaz. Bu cümleyi hatırlıyorum. Enstitü kurun, karanlığa adım atılmaz. Bunu 90'larda söyledi. Biz aynı noktadayız. Buna Einstein salaklık diyor. Yani bir meseleyi aynı şekilde, aynı problemi aynı şekilde çözmeye çalışıyorsanız, Einstein'a göre bunun adı salaklık. Evet. Notlarımda birçok şey var ama çok uzatmak istemiyorum. Sadece Abdurrahman'ın açış girizgahında bir noktaya takıldım. Tekrarlanamaz, evet. Erişilemez, hayır. Erişmek için çalışmak zorundayız arkadaşlar. Geçmek için çalışmak zorundayız. Zaten bunu yapmazsak aslında biraz da hocanın hatırasına saygı göstermemiş oluruz. Birçok şart çok iyi bir şekilde bir araya geldi. Hoca fedakarlık yaparak o noktaya geldi. Aile hayatından fedakarlık yaparak o noktaya geldi. Bunu yapın demiyorum, bunu yapalım demiyorum. Ama bedel ödersek neden olmasın? Ve ben hocadan daha iyi yetişmiş, hocadan daha çaplı ilim adamları görmek isterim. Olabileceğine inanırım. Kolay değildir. Çünkü hoca dünya çapında ve alanının da kimilerine göre bir numarası, kimilerine göre en iyilerin, en iyilerinden olduğunu zaten kimse tartışmıyor. Ama herhalde hedef bu olmalı. Hiç olmazsa hocadan bir şeyler tadanlar için hedef pek de küçük olmamalı diye düşünüyorum. Burada durayım. İki cümle söyleyeyim bu arada. Evet. Unuturum sonra. Ertuğrul abi. Şimdi bir gün hoca dersten çıkmış, tam merdivende karşılaştık. Seminer dersinde. Ya Necdet dedi. Bu Ertuğrul var ya dedi. Hedefe kilitleniyor dedi böyle. Bir enteresan bir şeyi var dedi yani. Çalışma disiplini falan var. Bir de dedi kafasına bir şey takıldığı zaman söylemekten de çekinmiyordu. Bana ne dedi biliyor musun? Bozuk plak dedi bana. Demek yani hocam öyle şey demez. Ertuğrul çok saygılıdır. Yok dedi birkaç ders gelmemişsin sen. Derse gelmeyince hoca da demiş ki seni ben bir iki dersleri göremiyorum. Şimdi hocaya göre bu sene dersi aldın bitmez o. Ben hocanın bütün derslerine 12 yıl boyunca girdim. Yanında olacaksınız. İlber Hoca son 2 yılında girdi. Hocalar da girer. Yani vakti müsait olup da gelmeyen varsa yazık ediyordur yani. Vaktini boşa harcıyordur. Hacettepe'den, Gazi'den başka üniversite ama herkesi de kabul etmez. Yani böyle sınıfta biliyorsunuz seminer odasında 30 kişiyi falan çok geçmez. Halbuki çok isteyenler vardı. Onlar belli kıstaslardan geçirir kendince. Ciddi gördüğü zaman alır. Gelmeyeni de takip eder. Ertuğrul herhalde o ara İstanbul'a gelmiş olmalı ki bir iki hafta gelmeyince seni göremiyorum demiş. Ertuğrul da demiş ki hocam geçen yıl da aynı şeyleri anlattınız demiş. Ben takip etmiştim. Bana diyor bozuk plak dedi. Aynı şeyi diyor takip ediyormuşum. Şimdi bir şey unut aklıma geldi söyledim. Bir de siyasiler hoca bulaşmazdı tabii. Politiki demeç vermezdi. Hatta bizim öğrencilerden birileri ısrarla bir yerlere götürmek ister. Sevmezdi onu. Hatta birçok dergiden falan röportaj teklifi gelir. Bir ara bana vermişti bunu sen takip et diye. Yani 10 tane dergiden, büyük gazeteden falan şey geldiği zaman teklif aralarında bir tanesi belki ikisine giderdi yani. Onu da yazılı falan şey yazar. Tekrar kontrol ettirir falan ondan sonra. Hatta bir seminer dersinde siz var mıydınız bilmiyorum. Bir gün şöyle döndü. İlber spiker olmuşum maşallah dedi böyle. İlber Hoca tabii birden mosmor oldu, yeşildi. Maşallah kanal kanalda geziyorsun. İlber ne zaman ilim yapıyorsun sen? Hocam çağırıyorlar falan dedi o da. Sen gitmesen herhalde çağırmazlar.
böyle popüler tarihçilikten de nefret ederdi. Sonra da biraz ters çıkınca ama birilerinin de bir şey duyması lazım canım falan deyip gönlünü de almaya çalışırdı. Siyasiler çok gelirdi. Vecdi Gönül'den Hasan Celal Güzel'e kadar en çok gelenlerden eski siyasalda da yıllarca inkılap tarihi dersi verdiği için bütün devlet ricali son dönemin hepsi öğrencisiydi hocanın. Yemeğe gelirler, ziyarete gelirler falan. Bir gün yine çok güzel bir şey yaptı. Sonra onu proje haline getirdi. Yani kolektif çalışmayı çok yapmazdı ama kafasına yatınca destek veriyordu. Bu Hasan Celal Güzel var ya, bu çok yeterli bir genç. Benim öğrencim. Özal'ın böyle bir müsteşar olduğu için Özal oldu. Onun gibi yeni bir müsteşar bulamadı, bitti Özal. Bu Hasan Celal Güzel şimdi boş. Buna bir Türk tarihi, Osmanlı tarihi hazırlatacağım. Bu ekibi bu çalıştırdı. O Türkler ve Osmanlı öyle çıktı. Ve 3000'den fazla bilim adamından makale filan. Hasan Celal Güzel 24 saat çalışır. Yani uykuda bile çalışan tiplerden derler. Yanında 3 var diye çalışıyor çünkü. Böyle bir adam 30 senede belki bitecek şeyi, 3-5 senede bitirecek bir şey vardı. Bak o iki projeyi çıkardı öylece. Onu da söyleyeyim. Vecdi Gönül'ün Milli Savunma Bakanlığı'nda da hocanın teklifi olduğunu söyleyeyim. Çok ağır, efendim çok böyle saygın bir adamdır. Eskiden beri, öğrencilik yıllarından beri iyi tanırım. Milli Savunma Bakanlığı çok yakışır ona filan dediğini hatırlıyorum. Peki, katkı olsun. Çok teşekkürler Necdet Hocam.